Selamlar, sevgiler, saygılar. Kanalımın değerli takipçileri, kıymetli dostlarımız, kıymetli arkadaşlarımız. Yine bir videoda beraberiz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz gibi triko bir pantolonumuz var. Bildiğiniz üzere alttan kesimi zordur. Bunu nasıl kestiğimizin anlatımını yapacağım. Umarım faydalı bir video olur. Eğer ki faydasını görürseniz paylaşmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmazsanız, abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Videomuza geçelim. Nasıl yaptığımızın anlatımını yapalım arkadaşlar. Öncelikle triko pantolonlarda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu kısımlarında ek yeri vardır. Size yakından göstereyim. Daha yakından göstereyim. Şimdi böyle yakından bakacak olursak eğer bakın. Çoğu trikoda şöyle kemer izi vardır. Yani lastik izi gibi iz vardır. Biz öncelikle başlamadan önce arkadaşlar ön yüzünü masanın üstüne koyarsınız. Boyunu ölçeceğiz. Notumuzu alacağız. Boy ölçüsünü ölçtükten sonra kesimini yapacağız arkadaşlar. İlk yapacağım işlem nasıl kesimi kemerini kesiyorum. Bir santim dibinden. Öncelikle kemer kısmını çıkardık. Sonra bunu ikiye böleceğim. Bölmeden önce A kısmını ölçmeyi unutmayın arkadaşlar. Mutlaka notunuzu alın ki unutmayalım. Sökümünü bu şekilde yapacağız. Şimdi pantolonu ikiye ayırdık. İkiye ayırdığımız pantolonu müşterimiz bunun ölçüsünü kendisi almıştı çünkü bu ölçüyü de sökmemiz gerekiyor. Ters yüzünden trikoyu masanın üstüne serdiğiniz zaman arkadaşlar önü arkası bellidir. Kısa terse çevirdiğimiz pantolon kemerimizi ölçtük. 6 santim var. 1 santim dikiş payı 5 santim kalacak arkadaşlar. Pantolonumuzun boyu 99. Yani biz bunu 94 santime işaretimizi atacağız. Ön düşük olacak. Pantolonlarda her zaman ön düşük olur. Burayı önce 8 santim misal veya kaç santim gelirse pantolonunuz işaretimizi atıyoruz. Çizgimizi atıyoruz. A kısmımız neyse aşağı doğru indiriyoruz arkadaşlar. Yalnız yapacağımız işlem ön düşüklüğünü alıyoruz. Arkayı biraz yüksek yapacağız. Bunlar o şekilde çalışma yapmamışlar.
baseni rahat kurtarabilirim diye biz bu şekilde yapacağız. Çizgimi atıyorum. Arka yüksekliğimizi veriyoruz. Muhtemelen çoğunlukla pantolonlarda hep 4 santim olur. Basen payı, kalça payı diyoruz biz ona. İşte kalça yüksekliği de diyebiliriz. Trikolarda ağlar genellikle eşit oluyor arkadaşlar. Açıldığı için genişliyor zaten. Diğer tarafını da onun gibi, aynı bunun gibi kesiyoruz. Tersimizi çeviriyoruz. Bunu tam aksi yönden koyuyoruz. Aynı sistem. Arkadaşlar kusura bakmayın, yoğunluktan video çekimlerim biraz size tuhaf gelebilir ama bu arada videoyu çekmeyi de ihmal etmemeye çalışıyorum. Bir görev mi? Sağ olsun insanlar takip ettiği için, takip aldıkları için biz de bildiklerimizi insanlara paylaşmak istedik. İnşallah faydası oluyordur. Yani gerek YouTube üzerinden olsun, gerek normal hayatta olsun, burada çektiğimiz videoların karşılığını alıyoruz çok şükür. O yandan yana sıkıntımız yok. Müşteri potansiyelimiz çok iyidir. Beğenip, takip eden, paylaşan tüm dostlarımızdan, tüm arkadaşlarımızdan için Allah bin kere razı olsun. En azından kıymet verip, değer verip takip ediyorlar. Arkadaşlar bu şekilde burayı ayarlıyorsunuz. Normal paça yapmaya benzemez. Biraz uğraş isteyen bir iş bu tabii ki. Şimdi dikişlerini yapacağız. Dikişlerden sonra bitimine geçiyoruz. Makinede göstereyim ben size. Evet, makinamıza oturduk arkadaşlar. Öncelikle kapak olacak şekilde eşofman dikmesini bilen arkadaşların hepsi nasıl dikileceğini bilir. Üstten dikişimizi çekiyoruz. Denk getiriyorsunuz. Şimdi bu dikişini attığımız trikonun ovalığını çekeceğiz.
Şimdi A kısmına overlock'unu çektiğimiz işin ön arkasını zaten belli etmiştik biliyorsunuz. Arkası biraz daha tepeydi. Ön kısmı biraz daha düşüktü. Kemerdeki olan ek yerini arkaya getiriyorum. Tam bakın arkadaşlar şu dikişin dibinden pantolon paçası takar gibi. Orijinal kot pantolon paçası takar gibi. Yani aslında mağazacıların yaptığı gibi trikomuzu geçiyoruz. Dikişin tam dibinden giderseniz dalgalı dalgalı olmaz. Daha iyi olur. Overlock'umuzu çekiyoruz. Bitiyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, triko pantolonumuz bitti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, kemer kısmı belli değil. Herhangi bir orijinalinden bir şey kaybettirmedik. Faydasını gördüyseniz eğer, abone olmayı unutmazsanız, paylaşmayı, beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Daha iyi videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.